Merhabalar herkese. Öncelikli olarak videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adana Lezzet Festivali'ne gidiyoruz arkadaşlar. Adana Lezzet Festivali'ne peki yolculuğumuzda hangi aracımız eşlik edecek bize? Tabii ki Volvo S40. Volvo S40 ile ilgili yakıt tüketimi konusunda sizlere uzun zamandır bir uzun yol vlogu paylaşmayı düşünüyordum. Bu da bir vesile oldu. Umarım videomu beğenirsiniz. Elimden geldiğince hem Lezzet Festivali olsun hem de yolda ara görüntüler olmak üzere birçok paylaşımda bulunmaya çalışacağım sizlere. Eğer bu tür içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlar kısmında yazmayı ve videomu da beğenmeyi muhakkak unutmayın. Bu arada S40'ın render bitmek üzere. Görmüş olduğunuz gibi %97 diyor. Şöyle göstereyim size. S40'ın hem dış incelemesi hem iç incelemesi olarak bu sefer iki ayrı video yaptım. Çünkü video uzunluğu bayağı fazlaydı. Şu yaklaşık yarım saat kadar bir uzunlukta. Bu da hatırladığım kadarıyla 10 dakikayı aşıyor olması lazım. Yani böyle sıkılmamanız için iki ayrı video yaptım bu sefer. Evet, buradaki render'ımız da bittiği zaman biz Adana'ya yolculuğa başlayacağız inşallah. Hadi bakalım, görüşürüz. Şu anda Tuzgölü'ne kadar geldik. Ortalamamız 3.6-3.5 civarında devam ediyor. Daha da düşeceğine inanıyorum. Şöyle göstereyim sizlere de. Gördüğünüz gibi şu anda 3.5 ortalamamız var. Yani ciddi oranda 100 km civarında hızla gittiğiniz zaman yani bu 3.5 belki 3'lere kadar düşeceğine inanıyorum ben açıkçası. Evet, seyahatimize devam edelim. Ben ufak tefek yine ara görüntüler alacağım size. Görüşmek üzere. Aşağıyı görüyor musun bunu? Aşağısı da o T
Tekir Su dedikleri fabrika. Şekerpınarı, Tekir Su burada. Oraya işte eski yoldan gidersek Şekerpınarı, Tekir Su, onların fabrikaları var orada. O fabrikalara gidebiliyoruz yani. Burası da Gülek Boğazı dediğimiz yani, Gülek Tüneli. Buranın dezavantajı ne biliyor musun? Mesela çok hızlı geliyor ya herkes. Burası tam neredeyse 70-80 derece yapıyor dönüşte. Özellikle kar yağdığı zaman bak yolları tırtıklı asfalt yapmışlar, gördün mü? Dönüşte şu karşıya patlayan çok oluyor burada kışın. Evet, eşyalarımızı bıraktık. Şu anda Adana Lezzet Festivali'nin yapıldığı yerdeyiz. Size buradaki verileri paylaşmak istiyorum. Toplamda 3.8 yakıt ortalamamız var. 3.5 ile 3.6 arası gitti geldi ortalamamız. Bu 3.8'de pozantı sonrasında biraz otobana bağlanmam neticesinde gazı hafif okşadım diyebilirim. Ondan dolayı ortalamamız birazcık yükseldi. 3.8. Şimdi Lezzet Festivali'ne geçelim. Lezzet Festivali'ni merak edenler varsa videonun devamını izlemelerini tavsiye ediyorum. Evet, görüşmek üzere diyelim o zaman. Biz çok acıktık. Biraz yemek için vakit ayıralım kendimize. Hoşça kalın.
buna benzer videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve yorum yaparak beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.